Burası Amon Tapınağı. Bu sabah Mısırlıların büyük tanrısı Amon'un uyanışı için yapılan ayine katılacağız. Mısırlıların büyük tanrısı Amon dün geceyi uyuyarak mı geçirdi yani? Evet. Amon ve ondan daha küçük olan tanrılar geceyi dinlenerek geçirir. Peki geceleri bir kul tanrıya yakarmak isterse o zaman ne yapacak? Kullar da tanrılar gibi geceyi dinlenerek geçirmelidirler. Tanrılar gündüzleri kulların ihtiyaçları için ayırmışlar. İçeri girelim. Yalnızca Mısırlılar ve Amon'a inananlar içeri girebilir. Yalnızca Mısırlılar ve Amon'a inananlar içeri girebilir. Bak Yüzersif, bütün bu kahinler önceden kendilerini Nil Nehri'nde yıkarlar. Birazdan tapınağın içine girecekler. Kahinlerden başkası tapınağın içine asla giremez. Ellerindeki şeylerle Amon'u yıkayıp temizlerler. Elbisesini değiştirip onu süslerler. En güzel kokuları ona sürerek onu kulların tapınması için hazır hale getirirler. Yani hiç kimse yalnız olarak ya da başka yerde Amon'a tapamaz mı? Hayır. Tanrı Amon'a tapınakta, bizzat onun huzurunda ona tapmak gerekir. Ama ben Tanrı'nın her yerde olduğunu duymuştum. Gelmiş olan Tanrımız Amun'un yüce ruhu, bu aciz kuluna, senin yolundan gidenlere, senin ruhuna tapanlara cevap ver yüce Amun. Sana tapanların dileklerini yerine getirmek için dünyevi bedenine geri dön yüce Tanrı büyük Amun. Yüce Tanrı büyük Amun. Barış ve huzur içinde uyan. Barış ve huzur içinde uyan. Thank you.
Yüce Amon! Görüyorsun değil mi Yüce Arsif? Amon ne kadar da güzelleşmiş. Ona tapanlar altınlarını takılarını almıyorlar mı? Hayır. Yüce Amon, bizi koru. Kimse buna cesaret edemez. Göz kulak olmazlarsa hırsızlar o takıları çalabilir. Yüce Tanrı, büyük Amon, bizi koru. Ama siz Amon'un kahinler tarafından korunduğunu söylüyorsunuz. Bunun ne sakıncası var? Amon bizim sahip olduğumuz en güzel ve en önemli değerdir. Onu korumak zorundayız. Kullarımın üzerinden bereket eksilmesin. Ben Amon Ra, kullarımın dileklerini yerine getirmek için gece istirahatımı bırakıp geldim. Benim irademle gün doğdu ve hayat başladı. Gidiniz, gidiniz ve Tanrı Amon Ra için çalışın. Gidin, çalışın. Zira size rızkınızı veren benim. Hepiniz gidip çalışın. Çalışın ki rızkınızı hak edin. Gidin ve verdiğin rızka teşekkür edin. Çalışın. Şükürler olsun sana Yüce Amon. Affedersiniz ama bu konuşan Amon muydu? Görmedin mi? Gördüm tabii ama bir taş parçası konuşamaz. Amon bir taş değil. O bu şekilde görünen bir ruhtur. Beni bağışlayın. Amon kimseye muhtaç olmayan güçlü bir tanrıdır. Ama ben onun çeşitli şeylere ihtiyaç duyduğunu gördüm. Onun dinlenmeye ihtiyacı vardı. Onun takılara, elbiselere ve yıkanmaya da ihtiyacı vardı. Hatta hareket etmek için bile kâhinlerin yardımına muhtaçtı. Kendini koruyacak gücü bile yoktu. Başkalarının yardımına muhtaçtı. Onun bir yere, bir mekana ve daha birçok şeye ihtiyacı vardı. Yürüyebilen, yıkanabilen ve süslenebilen bizler Amon'dan daha mı güçlüyüz yani Yüce Arsif? Bunu söyle bana. Değil miyiz? Karşısında kendimi çok aciz hissettim. Görünümü çocuk ama zekası çok büyük. Birçok sorusuna cevap veremedim doğrusu. Verdiğim cevaplar benim kendimi bile ikna etmedi. O gerçekten çok akıllı bir çocuk. Duysan sen de inanamazdın. Endişelenme. Onu yanımda tapınağa götürüp ona her şeyi öğreteceğim. Daha açık konuşayım. Amon'a karşı beni gerçekten şüpheye düşürdü. Şuna avcı avlandı desene. Yemek nerede kaldı? O kadar açım ki bir öküzü tek başıma yiyebilirim. Yemek hazır efendim. Arabam hazır mı? Evet efendim. Onu yanında götürmek zorunda mısın? Evet. Amon Ute'nin ondan haberi var. Onu hem Amon Ute'ye hem de tapınağa götüreceğim. Bir yararı olacağını sanmıyorum. O basit bir çocuk değil. O yaşlı ağaçlar gibi katı değil. Bükülebilir, kolayca uyum sağlayacaktır. Onunla konuşursam Mısır dininin yüceliğini ve kutsallığını da anlayacaktır. Yüce Arsif'imiz hazır mı bakalım? Ekselans Potifar'ın buyruklarına itaat etmeye hazırım. Amon'un askerleri başına buyruk, dilediği gibi davranan tiplerdir.
Güç kullanmayı severler. Bu silolar Amon tapınağına aittir. Mısır tahılının büyük bir bölümü bu ambarlarda saklanır. Rahipler doymak bilmez. O gördüğün bahçeler ve kadınlar sözde Amon'a aittir. Oradaki bahçeleri ve içindeki hayvanları önceden görmüştüm. O semirmiş hayvanlar da tapınaktaki rahiplerin karnını şişirmek için kesilir. Bu durumda tapınaktaki rahipler çıkarlarının tehlikeye girmesine asla izin vermeyecektir. Amon'dan daha iyi hangi tanrı onların menfaatlerini koruyabilir ki? Bu da Amon'un takipçilerini muhafaza etmenin bir başka yolu. Her insan farklı yollarla farklı şeylere boyun eğer. Kimileri şan şöhrete, kimileri mal mülke ve kimileri de bir parça ekmeğe kul köle olur. Mısır halkının çoğu rahipleri çok iyi tanıyor. Onların yalanlarını kimse yutmuyor. Saygıdeğer eşiniz Züleyha, sizin bana Mısır halkının sahip olduğu yüce değerleri öğretmek istediğinizi sanıyor. Ama siz... Tam tersine. Ben sana bu değerlerin içinin ne kadar boş olduğunu göstermek istiyorum. Burası Mısır'ın büyük hükümdarı 3. Amon-Hutep'in sarayı. Bunlar başka ülkelerden gelen elçiler. Mısır devleti için yıllık vergilerini getirmişler. Bunlar kim? Pek Mısırlılara benzemiyorlar. Bunlar başka ülkelerden gelen elçiler. Mısır devleti için yıllık vergilerini getirmişler. Vergi ne demek? Mısır devletinin hakimiyeti altında olan ülkeler... yıllık gelirlerinin bir kısmını Mısır devletine ödemeleri gerekiyor. Buna karşılık biz de onları yabancıların saldırılarına karşı koruyoruz. Vergi almadan onları korumanız mümkün değil mi? Bu vergi ve araçlar olmazsa Mısır devleti varlığını sürdüremez. Onlara minnettar olmalıyız. Bu gördüğün vahşiler Amon Tapınağı'nın süvarileri ve özel muhafızları. Sen burada kal. Ben şimdi dönerim. Gidelim. Hop. Oh. Oh. Bu taraftan git. Yolu açmalarını söyleyin. Hemen.
Ekselansları niçin yolu kapattılar? Yolu açmalarını söyleyin. Bir kez daha şehirde karışıklık çıkarırsanız sizinle kırbacın diliyle değil, kılıcın diliyle konuşacağım. Sakın bir daha yapmayın. Ayağınızı denk alın. Amon Tapınağı bu ihaneti cevapsız bırakmayacaktır. Ankh Mahu'ya söyle, tapınak askerlerini dizginlesin, aksi takdirde Potifar'dan çok sert bir karşılık göreceklerdir. Gidelim. Gidiyoruz. Amon Tapınağı'nın küste askerlerini uyarmam gerekiyor. Baş üstüne. Çok ileri gitmeye başladılar. Ben de sizin gibi cesur ve güçlü olabilir miyim? Neden olmasın? İstiyorsan Radomon seninle ilgilensin. Savaş tekniklerini öğrenmen senin için de gereklidir. Kudretli krala, Mısır halkının tanrısına ve tanrıların oğru Amon Hutep'e selam. Mahir kumandanımız Mısır Azizi Potifar'a selamlar. Potifar. Buyurun kralım. Son zamanlarda tanrıların atölyesinde bulundun mu? Mısır'ın tanrısı Amon Hutep'ten başkası tanrıların atölyesine giremez. Belki tanrılar kendi elleriyle bu çocuğun hamurunu yoğurup sana hediye etmiştir. Bu inci tanesi kimdir? Tanımıyorum onu. Benim yakın arkadaşım. Yeni satın aldım. Yakın arkadaş mı? Potifar. Sen mi çocuklaştın yoksa bu çocuk mu büyükler zümresinden? Bir şey söyle. Görünüşe göre çocuk ama zekası büyük. Esprili ve bilge. Bu nasıl bir bilge ki henüz Mısır tanrısına tazimde bulunmayı öğrenmemiş? Henüz öğrenme fırsatı bulamamış. Onu bağışlayın. Affedin kralım. Söyle bakalım. Senin adın ne? Yusuf efendim. Ama sahiplerim Mısır diliyle Yuzarsif diyor bana. Yusuf İbranice bir isim ekselansları. Hüzünlü demek, teessüf kelimesiyle aynı kökten. Bu yüze hüzün yakışmıyor. Yuzarsif daha uygun bir isim. Pekala Yuzarsif. Potifar senin bilge olduğunu iddia ediyor. Görkemli Mısır için ne diyeceksin bakalım? Büyüklerin huzurunda bilgiçlik taslamak edebe sığmaz. Ancak kral buyurduğu için konuşacağım. Mısır'daki görkem ve ihtişam gözlerimi kamaştırıyor. Bana yüce dağları, büyük kayaları hatırlatıyor. Ama ben
koyunların otlaması için yemyeşil küçücük bir tepenin üzerinde hiç ot bitmeyen büyük bir dağdan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sen gerçekten de Mısır'ın gücünü ve görkemini yüce dağlar gibi mi görüyorsun? Evet efendim. Ancak güç eğer mahrumların hizmetinde kullanılırsa güzeldir. Bravo. Bravo Yuzarsif. Sen Potifar'ın iddiasının boş olmadığını ispat ettin. Bunu bize gösterdin. Bu tazim sana yakışmadı, hem de hiç yakışmadı. Damarlarında Tanrı kanı taşıyan kişi kendi kuluna tazimde bulunmaz. Kendi irademle değildi anne. Elimde olmayarak ona saygı gösterdim. Potifar sadece bize yeni arkadaşını tanıtmak için mi buraya geldi acaba? Hayır yüce kralım. Tapınak askerlerinin çıkardıkları karışıklıkları şikayet etmek için huzurunuza çıktım. Her gün yollarda, geçitlerde karışıklık çıkarıyorlar. Hiçbir şeyden korkmuyorlar. Kanunlarımızı çiğniyorlar. Her gün biraz daha yoldan çıkıyorlar. Bir şeyler yapmazsak Mısır devletine karşı harekete geçmelerinden korkuyorum. Amon Hutep ve tapınak rahiplerine karşı gelmek büyük suçtur. Tanrı Amon'la rahipleri aynı kefeye koyma. Amon'a inandığımız kadar başına buyruk rahiplerin çıkardıkları karışıklıklara da izin vermemeliyiz. Ancak acele karar vermek istemiyorum. Onlar için bazı planlarım var. Uygun bir fırsat ve doğru bir karara varıncaya kadar onlarla iyi geçinin. Kendinle övünmelisin Yuzarsif. Senin kadar güzel bir çocuk görmedim. Ben de sizden daha cömertini görmedim. Önümüzde çetin bir savaş var. Hazır ol. Gündüz herkesin gözü önünde başıma kırbaçla vurdu. Az bile yapmış. Potifar'ın yerinde olsaydım senin gibi beceriksiz bir komutanı öldürürdüm. Ama o benim bir anlık gafletimden yararlandı. Niyetini bilseydim ona aman vermezdim. O asla karşımda duracak biri değil. Onu yenerdim.
Kendi evinde aslan kesiliyorsun. Bu yiğitliğini Potifar'a gösterseydin ya. Şimdi ne yapmalıyız onu söyle. Hadi. Hem bana kendi çöplüğünde öten horoz diyorsun, hem de ne yapmalıyız diye soruyorsun. Ben ne bileyim. Potifar ve efendisinin tanrıların bilhassa da Amon-Ra'nın düşman olduklarından adım gibi eminim. Ama onlara ne yapacağımı bilmiyorum. Bu çok açık. İkisi de en ağır biçimde cezalandırılmalı. Peki bunu kim yapacak? Sen mi yoksa o beceriksiz askerlerin mi? Eğer yeterli sayıda askerim olsaydı, Teps kentini onlardan temizlerdim. Eğer savaş adamı olsaydın, bugün o maharetini gösterirdin. Potifar ve Amon Hudep, her ikisi de güçlerinin doruğundalar. Çatışma durumunda bizim kazanıp kazanamayacağımız hiç belli değil. O yüzden daha uygun bir fırsat buluncaya kadar onlarla iyi geçinmeye bakalım. Bence en iyi fikir bu. Ne dersin buna? Radamon. Buyurun efendim. Al sana yetenekli ve zeki bir çırak. Bakalım ne yapacaksın. Onun güçlü ve cesur olmasını istiyorum. Ne yapacağımı anlamadım efendim. Potifar Hazretleri sizden Yuzarsif'e dövüş tekniklerini öğretmenizi istiyor. Kılıç kullanmayı, ok atmayı, mızrak fırlatmayı ve ata binmeyi ona öğret. Zahmetlerini boşa çıkarmayacağından emin olabilirsin. Onu yetiştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım efendim. Gel benimle. Kılıç öğretilecek. Kılıç bu mu? Çocukların kılıcı. Eline çelik kılıç almak isteyen kişi önce çubuk kılıçları denemelidir. Tamam mı çocuğum? Hazır mısın? Kendini savun. Aferin. Kılıcımın sana değmesini engellemeye çalışmalısın, tamam mı? Bravo Yuzarsif. Bravo. Hazır ol. Eğer kılıç olsaydı şimdi karnını deşmiştim. Şimdi sen vur bakalım. Ben karnınıza mı vurayım? Evet, sertçe vur bana. Acır ama... Bunu yapmak istemiyorum. Sana söylediklerimi yap. Vur bakalım. Pekala. Siz istediniz. Bravo. Çok iyi, bravo. Potifar Hazretleri geldi efendim.
Efendim Potifar'a selamlarımı sunarım. Benim güzel eşim Züleyha'ya selam. Burada ne yapıyorsun? Yuzarsif'in kılıç kullanmayı öğrenmesini seyrediyordum. Şehirde durum nasıldı? Söyler misin? Refah ve bolluk içinde yaşaması yeteneklerini köreltmemeli. Bugün tapınak askerlerinin peşinden giderken çok korktu. Çok. Bugün tapınak askerleriyle mi çatıştınız? Padiyamon'u uyarmam gerekiyordu. Daha sonra da Yuzarsif'le birlikte Amonutep'in sarayına gittik. Bugün Yuzarsif yüzümü ağarttı. Hem çok akıllı hem de zeki. Krala verdiği cevaplar övgüye layıktı. Amonutep kendi inci kolyesini ona hediye etti. Genç Amonutep de inci kolyeyi boynuna takarken elinde olmayarak onun önünde eğildi. Olamaz. Ama bu mümkün değil. Huzurda bulunanların hepsi senin gibi şaşırdı. Böyle yaptığı için annesi oğlunu azarladı. Onun sayesinde büyük kazançlar elde edeceğimizi söylemiştim sana. Büyüdüğü zaman eşi benzeri olmayan büyük bir bilge olacağını düşünüyorum. Ondan çok ümitliyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.